Başkent Delikli Kaya Parkuru devam ediyor. Bu bölümde de izleyin yine keyifli sohbetlerimiz, görüntülerimiz var. Alalım. Gülser Hanım. Gülser Hanım nedir işiniz, meşguliyetiniz? Öğretmendim. Evet. Şimdi biraz turizmle ilgiliyim. Evet. Doğa yürüyüşleri, hiking, trekking yapıyor musunuz? Yani zaman zaman yürüyüşlere katılıyorum. Bu parkuru daha önce yürüdünüz mü? Yok. Bu ilk oldu. Harika, ne düşünüyorsunuz? Güzel oldu. Bayağı böyle bir kaslarımızı zorlayıcı, güçlü bir çıkış oldu. Tırmanışlar çok keyiflidir. Arka kaslarını çok güzel güçlendirir, esnememizi sağlar, çok keyiflidir. Heyecanlı. İnerken dikkat etmek lazım. Evet. 2024 ile ilgili, yeni yılımızla ilgili bir dileğiniz, kendiniz için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani kendim için, ülkem için huzurlu, işin başı huzurlu, güvenli, sistemli bir ortam diliyorum. Adaletli. Evet. Herkes için. Evet. Dünyamız için. Dünyamız için barış olsun her zaman söylediğimiz ama maalesef bir türlü de yakalayamadığımız. İnşallah 24'te daha güzel adımlar olsun bu konuda. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fatma. Fatma Hanım nedir işiniz, meşguliyetiniz? Ne yapalım? Doğa yürüyüşü, hiking, trekking yapıyor musunuz? Evet. Ne kadar zamandır? Oldu epey. Ne kadar? 11-12 senedir. Oo, harikasınız. Başka sporlarda var mı? Pilates'e başladım yenile. Çok güzel, çok güzel bir örneksiniz maşallah. Bugünkü parkuru daha önce yürüdünüz mü? Ya, yürüdük daha önce. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Yorucu biraz ama güzel. Değiyor ama her adım, her yorgunluğuna. Evet, evet. 2024 ile ilgili dilekleriniz neler? Barış. Barış. Barış, mutluluk, evet. Dünya barışı. Evet. Bu savaşları bitsin artık. Evet. Allah korusun çocukları. Evet, evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Alalım. Merhaba, Hürcan ben. Hürcan Tarhan. Akademisyenim. İktisat fakültesindeyim. Harika. Ama sporla da ilgileniyorum. Başka hangi sporları yapıyorsun? Çok. Uluslararası okçuluk hakemiyim. Evet. Okçulukla ilgileniyorum. Snowboard yapmayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri kayak, snowboard, basketbol oynuyorum. Doğa yürüyüşleri, bisiklet. Harika. Esasında sporun her alanı beni heyecanlandırıyor. Yani. Çok güzel. Bu parkuru daha önce yürüdün mü? Bu parkuru daha önce yürümedim. Harika. Yani çok parkuru yürüdüm ama buraya ilk defa geldim. Güzel. Trekking için tırmanışlar,
düz alanlar da var şu an bulunduğumuz yer gibi. Buranın zorluk derecesine göre 3 tane parkuru var. Biz en kısasını yürüdük şu anda. Ama kısa olmasına rağmen zorluk derecesi bir tık daha fazladır. Tırmanışı ve inişi vardır diye. Nasıl, ne düşünüyorsun Delikli Kaya ile ilgili? Güzel, daha parkurun yarısındayız. Bundan sonrası kolay. Bundan sonra inişe geçeceğiz. Tırmanış iyiydi. Bir parça daha var galiba. Bence güzel. Böyle yerleri daha çok seviyorum. Tabii. Bizim grupla çok güzel yerler yürüyoruz. Her hafta farklı yerlere gidiyoruz. Bu güzel. Evet. Yani hep değişik parkurlar. Hiç aynı yerleri tekrar etmiyoruz. Evet. Hani insanlar dışarıdan bana ya Kıbrıs'ta bu kadar fazla yer var mı? Evet var. Yani çok bu, yer var. İnsanlar o kadar diyor ki küçük burası, büyük ada değil. Yani doğası gerçekten çok güzel. Ve bir de şimdi yaş gruplarına göre çok değişik zorluk dereceleri var. Yani iplerle yapılan yürüyüşler var. Belli yerlerde. Geçen hafta gittiğimiz yerde zaten çengelleri takmışlardı, onları gördüm. O dağcılı, onlar farklı için, daha böyle genç, aktif. Evet. Çünkü orada yerleri var. Evet, tırmanarak inmeleri gerekiyor, çıkması. O zorluk derecesi çok yüksek. Ama gerçekten adamız o konuda harika. Bence bütün de doğa sporları ile ilgili harika. Çok güzel doğası var ve bu işler için ben daha çok bu iniş çıkışları fazla olan daha yani trekkinge uygun yerleri daha çok seviyorum. Çok güzel. 2024 yeni yılımızla ilgili bir dileğiniz var mı? Dileğimiz yani biz savaş olmasın ve doğayı koruyalım. Yani bize verilen bu nimete sahip çıkalım. Dileğim bu, başka bir şey yok. Harikasınız. Yani. Çok teşekkür ederim. Karali. Hülya, ne işle meşgulsün? Ben emlak şirketim var. Ne kadar zamandır doğa yürüyüşü yapıyorsun? 2 yıl oldu. Bugün tam 2 yıl. Çok güzel. Bu parkuru daha önce yürümüş müydün? Evet, 2. yürüyüşüm. Ne kadar etkileyici bir parkur değil mi? Harika. Evet. Çok yokuşlu. 2024 ile ilgili bir dileğin kendin için, ailen için, toplum için, insanlık için var mı? Savaşların olmadığı, herkesin barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocukların ölmediği, kadınların öldürülmediği. Mesela 2 gün önce bir kadınımız öldürüldü. 2 paralık para uğruna. Yani bunların olmadığı bir dünya. Evet ya, her konuda çok insanlığın çok fena ders alması ve öğrenmesi gerekiyor. Umarım 2024 bu anlamda çok daha iyi bir yıl olur. Biraz karamsar gözüküyor ama aynen, biz dileklerimizi, dualarımızı söyleyelim. Bir de söylemek istediğim 6 Şubat'ta çocuklarımız depremde öldü. Hani bu da inşaatı yapan kişilerin acımasız para uğruna dandik oteller yapıp bizim evlatlarımız öldü. Yani Mausa şu anda genel olarak yasta. Evet. Çünkü herkes herkese çok yakın. Yani herkes birbirini tanıyor. Zaten küçücük yerde yaşıyoruz. Açgözlü insanların olmadığı bir dünya istiyorum. Evet. Bizim ülkemizden başlayarak her yerde, yani bu bize çok büyük ders olması gerekiyor. Her an her yerde olabilir. Açgözlülük ile yapılan hiçbir şeyin hiç kimseye bir faydası yok. Kendilerine de faydası yok. Aynen. Dönüp dolaşıp cezasını buluyor yani. İnşallah, inşallah en ağır cezayı alacaklar. Çarptırılırlar inşallah. Yok, çok güzel uğraşıyorlar. Peşini bırakmayacaklar. Evet. Hep beraber bu tabii mücadeleye ki devam edeceğiz. Hepimiz destekliyoruz zaten onları. Hani yürüyüşleri olduğunda biz de katılıyoruz. İnşallah en ağır cezayı alırlar. Herkese de şey olsun, ders olsun. Bundan sonrakiler hani yapmak isterse de yapmasın böyle dandik binalar. Evet. Çok teşekkürler. Thank you.
grubumuzun lideri Zehra, bizim grubun lideri. Zehra, nasıl buldun, neler diyeceksin? Hemen hemen yarısına geldik parkurun. Vallahi zor kısmını geçtik galiba. Evet. Gerçi biz daha arkadaşlara tam duyurmadım ama şey planındayız. Geçen sefer geldik, daha soğuktu hava, hemen aşağıya indik. Bu sefer aklımızda eşim de ben de ikimiz de dedik ki hem o uçağın düştüğü yere doğru bir gidelim, dolanalım ve gelelim. Yani 6,5 kilometreyi öyle yapalım. Gelebilenlere soracağım. Ha, eğer gelmek isteyen varsa zaten yol bilindik yol, hiç kimse kaybolmaz. Evet. O yüzden içim rahat, yoksa farklı bir durumda bırakmam yani grubu. Evet. Bir grup da bu Fafıntı Kalesi'ne hiç çıkmamış, onlar ister. Onlar da zaten buradaki yolu devam ettiğimi gider. Çıkar. Yani üçe ayırma planındayım bu saatten sonra, bu moladan sonra konuşacağız. Bu Favento'da mı asıl gitme değil, gittikten sonra bir de kalenin üstüne sağlam tırmanış. Tabii en şey o, ben tırmandım kaç sefer diye, bir de dizimden rahatsız var ya, ben gitmeyeceğim oraya ama bu uçak kısmına gitmeyi planlıyorum. Evet. Yani güzel geçti. Önemli olan kazasız belasız. Delikli kayanın altından geçtik. Herkes ilk gelen bile oldu. Sanırım ikinci gelen var daha çok. Evet. Onlar oldu. Eminim çok beğendiler. Bilmem artık sizin inanıyorsunuz. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Aha. Zaten hakikaten çok keyifli bir parkur benim bu. Benim için de öyle. Ben yani bizim yürüyüşçüler olarak özellikle benim her sene gittiğim ya da iki senede bir mutlaka gittiğim parkurlar var. Evet. İşte bir tanesi Tepebaşı Laleler, burası, birkaç parkur daha var şimdi aklıma geldi. Alev Kayası. Alev Kayası zaten Çatal Ağaç Onlar Parkuru. Onlar kaçınılmaz çünkü mevsim dönüşlerinde oralarda yürürüz mutlaka. Evet. Memleketimiz sıcak. Bugün bakın bugün de. Evet. Kısa kolluyuz. Kesinlikle yani yaz havasında yaptık. Evet. İnanılır bir şey değil. Ben üzülürüm aslında. Yani kış gelmeyecek diye üzülürüm. Yok, mevsimler kaydı, göreceksin. Kaydı. O Şubat, Mart sağlam yağışlı olacak. İyi, kaydı iyi. Yani. O olursa hiç üzülmem. Evet. Çünkü biz yürüyüşçüler için soğuk hava makbuldür. Evet. Yazda yürüyememiz zaten. Yani dediğin gibi ağaçlıkların altında çok erken saatlerde ya da akşam saatlerinde. Anca öyle. Biz de işte yazı kendimize birazcık dinlenme, başka işlerimizle uğraşmaya birkaç ay. Onun dışındaki zamanlarda çok şükür sağlıklı olalım, yürüyelim diyoruz her zaman. Çok teşekkürler. Hiçbir şey. Bir isminizi alalım. Kemal Yıldızoğlu. Ne işle meşgulsünüz Kemal Bey? Emekliyim efendim. Hangi alandan emekli oldunuz? Serbest. Serbest alanda. Meslekten. Doğa yürüyüşü yapıyor musunuz? Sürekli. Oo, çok güzel. Kaç senedir? Aşağı yukarı 10 seneyi geçti. Çok güzel. Sık sizinle de karşılaşıyoruz zaten. Ne güzel. Bu parkuru daha önce yürüdünüz mü? Daha önce yürüdüm evet. Yürüdüm. Çok güzel bir parkur. Neden insanlar doğa yürüyüşü yapsın? Olması lazım olan o. Doğayı sever, sağlık yönünden vesaire birçok şeyler faydası var. Evet. Olması lazım. Evet. İnsanlar belirli yerlerden artık kopması lazım. Çevreyi tanıması lazım, insanları tanıması lazım. Burada birçok insanla arkadaş oldum. Daha bundan iyisi olamaz doğa yürüyüşünün. Bundan daha güzel ne olabilir? 2024 ile ilgili dilekleriniz var mı? Herkese sağlık, mutluluk dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhabalar, bir sizi tanıyalım. Öztan Tonaj. Öztan Bey, ne işle meşgulsünüz? Emekliyim. Emeklisiniz. Herhangi bir yaptığınız spor var mı? Hiking, trekking, doğa yürüyüşü yapıyor musunuz? Tabii ki. Bizim Alsancak'ta mesela şey var ya, o çıkarmanın tam karşısında. Hemen her gün oraya gidiyorum. Oo, çok güzel. Bu parkuru yürüdünüz mü daha önce? Buraya gelmedim daha ama şeye çıktım yani bu. Evet oraya çıktım. Nasıl buldunuz bu parkuru? Çok güzel. Çok etkileyici. Evet. Özellikle o Dilek Kayası'nın oraya geldiğinizdeki atmosfer insanı çok etkiliyor. Büyüleyici değil mi? Bir tarafta bütün Lefkoşa'yı görüyoruz. Evet.
bu tarafta dağı görüyoruz, evet. Ormanları görüyoruz. Tabii ki çok güzel. Çok güzel. Evet. Hadi madem bu kadar güzel, her gün hemen hemen yürüyüş yapıyorsunuz. Bizim toplumumuza da bir daha duyurun. Neden yürüyüş yapmak lazım? Her şey, önce sıhhat. Sıhhata çok faydası vardır. Her şeye, daha doğrusu doğa. Hatta sağlık derken bu hem ruh sağlığı, hem beden sağlığı, hem zihin sağlığı. Evet, evet. Öyle. 2024 ile ilgili dileklerinizi alalım. Herkese mutluluk, bol kazanç dileyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar, bir isminizi alalım. İsmim Birgül Ciddi. Çocuk gelişim öğretmeniyim. Çocuklara doğa yürüyüşünü teşvik ediyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Zaten bu bizim aktivitelerimizde de, derslerimizde de olan bir şey değil ayrıca. Bu çok önemli. Ben çok takdir ediyorum. Çünkü küçük yaşta öğretirseniz çok büyük faydası olur. Ne kadar zamandır doğa yürüyüşü yapıyorsunuz? 2009'dan beri. Çok güzel. Sürekli, her hafta mı, birden fazla mı? Sadece bu yıl birazcık geç katıldım. Çünkü biraz sağlık problemlerinden dolayı. Ama tabii ki artık her hafta devam edeceğim. 2024 ile ilgili dilekleriniz nelerdir? İlk en başta sağlık tabii ki. Bol bereket ve kazançlar ve bol bol yürüyüşler. Herkese de bu yürüyüşleri tavsiye ediyorum. Çünkü eğilim sağlığı olabilmesi için insanın vücudunu ve ayrıca bir enerji, bir grup ve bir arkadaş dostluk kurulabilmesi için burayı tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz bugünkü parkuru? Biraz tabii ki yorucu bir parkurdu ama güzel bir parkurdu. Zehra Başkanımıza da teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Şimdi başlarken zaten söyledim, yaklaşık 6,5 kilometre gibi parkurun tamamı. Ama eğer yorulan varsa, ben işte biraz daha tırmanamam, inemem, çıkamam diyen varsa, bu yolu aşağıya devam ettiği zaman piknik alanına çıkar. Zaten yoldan hiç sapmamak şartıyla direkt geldiğimiz yere çıkar. Dönüşün zaten biz de öyle yapacağız. Ama yorulmadım, evet bitirmek isterim, devam edelim diyorsanız bize takılacaksınız. 1988 yılında düşen bir uçak var Kıbrıs'a. Oraya kadar gitmeyi planlıyoruz ve oradan döneceğiz. Toplamda 6,5 kilometre yürüyeceğiz. Evet. Ama buradan inerseniz daha düşük tabii kilometre. Yani 3,5-4 kilometre. Evet. O yüzden bizi takip edenler 6,5 kilometreyi tamamlamış olacaklar yani. Şenel Birinci. Şenel neyle meşgulsün? Ben emekliyim. Emeklisin. Uzun süredir doğa yürüyüşü yapıyor musun? Evet, 7 senedir doğa yürüyüşü yapıyorum. Bu parkuru daha önce yürüdün mü? Yürüdüm, birkaç kez yürüdüm. Yani biraz zor fakat çok keyifli bir parkurdur. Evet, evet. 2024 ile ilgili dileklerini alalım. 2024 hepimize huzur, mutluluk, sağlık getirsin. Dileğim bu. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Endorfin! Endorfin!
Işığı çok güzel. Düz de. Aman şunun güzelliğine bak. Bakayım bugün kartallar var mı? Şeye göre yani Aralık'ta olduğumuzu düşünürsek yani harika. Için evet çok güzel ama kışın yazdan sakladığı bir gün. Yazdan çalınmış bir parça. Yazdan kalan bir gün. Şey Teoman'ın parçası geldi aklıma. Yazdan kalmış bir gün. Burada patika yok mu? Bu patika zaten. Beyaz değil. Arkadaşlar taşlar gevşek, dikkat edin. Başka sporlar var mı yaptınız? Valla gençliğimde paraşütçülük yaptım. Güreş yaptım. Şimdi de yürüyüşe. Evet. Ama bu bambaşka bir olay. Bambaşka bir olay. Neden başka? Şöyle yani bizim yaşımızdaki insanların artık doğayı tanımaması lazım. İnsanlar doğadan uzaklaştı. Ondan sonra hiçbir şey bilmiyor. Doğa hakkında. Görüyoruz. Pisletmelerinde şunlar. Yani doğayı bilen, faydasını bilen insan yani gerçekten doğayı sever. İnsanlığın anlaması lazım. Sahip çıkmazsak o bizi siler süpürür. Kesinlikle. Öyle diyeyim. O kadar masraflar filanca dünyanın bilmem hangi gezegeninde dünyalar varmış da bulacaklarmış. Bırakın onu. Kendi dünyamıza sahip olalım yeter. Ama maalesef olamıyoruz. Üzüldüm. Zaten çevre kirliliğindeki en büyük pay G8 biliyor musunuz? Evet. Bir de tek üzüldüğüm bir şey var. Bu doğayı kirletenlerin çoğu okumuş tahsilli insan. Belirli bir şey yapmış insanlar, tahsil evet. Yapmış. En azından liseyi bitirmiş insanlar. Doğada görüyorum bira. Sor tahsilini o insanların. Belki lise mezunuyum. Üniversite mezunuyum. Üniversiteliği mezunuyum. Mezunuyum da. Olmadı işte. Evet. Bu işin okulla ilgisi yok. Yok. Bu ama okulda ailede yani çok daha kökte başlayan bir şey. Ama okulda bunu vermesi lazım. Bence çocuklara veriyorlar. Ama uygulamalı. Çocuk nasıldır biliyor musunuz? Evet. Öğretileni değil. Gördüğünü doğru bilir. Çok doğru. Ekip nasıl?
hızlı gidiyor tırmanış. Sizinle yapmadım röportaj değil mi? Zor ve güzel. Ha. İsminiz nedir? Şerife Kemaloğulları. Şerife Hanım nasıl gidiyor? Çok güzel, zor. Evet. Güzel. Zor kısmı ne? Yokuşlar. Ha, evet. Ama manzara bütün yorgunluğu alıyor değil mi? Evet. Nedir işiniz? Kuaför. Çok güzel. Kuaför. Ne kadar zamandır doğa yürüyüş yapıyorsunuz? 6-7 yıl. Harika. 6-7 yıl. Çok güzel. Bu rotayı yürüdünüz mü daha önce? Evet. Yani burayı da, burası yürüdük, da yürüdük. Delikli uçağa gittiniz geldik. Yani. Delikli taşa geldik ama hiç uçağa farkında değilim. Evet, yok. Dahil değil bu parkurun. Evet. Ekstra yaptıkları bir şey. Yani onu da bilmiyorum.